Cennet gibi. Beğendin mi? Beğenmek mi? Beğenmek de kelime, bayıldım. Neresi burası? Sadece birbirimize kalabileceğimiz bir yer. Gel sana içeri göstereyim. Ama son olaylara bakacak olursak Zeynep Onur'u gerçekten seviyor. Yoksa Zeynep kendini öyle ateşlere atacak biri değil. Zeynep'i tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Yani hırsızdır Zeynep. Siz de burada tanımışsınızdır. Ben onların aşkına inanıyorum Alp. Yani birbirlerine bakışları bile çok farklı. Değil mi? Gözler yalan makinesi gibi. Yani Melis'ken durum farklı ama şimdi Zeynep'ken ailenize uygun olur mu bilmiyorum. Sence ben böyle konulara takılacak biri miyim Alp? Yok yok, kesinlikle ben öyle bir şey demek istemedim. Ama dünyanın bir kanunu vardır yani. Davul bile dengi dengine, değil mi? Öyle ama dengeyi neyle ölçtüğün önemli. Bana göre asıl olan birbirini sevebilme kapasitesidir. Eğer yaşadıkları şey gerçekse önlerindeki bütün engelleri aşabilirler. Bir tanesi olabilir mi? İnşallah aşarız. Ha? Onlar aşarlar. Aşarlar engelleri. Kusura bakmayın, kafa benim böyle devlet meselesine döndü ya işler. Umarım Zafer de alışır da yani şu tatsız süreç hemen biter. Al bakalım. Ay teşekkür ederim. Ne güzelmiş bunun tadı. Ne var bunun içinde? Sır. Sır. Ama çok sevdim. Ya sensiz içmek istersen? Artık bensiz bir şey yapamazsın. Devamlı benimle olmak zorundasın. Anlaştık. Huzur ne güzel bir şeymiş. İlk defa tadıyorum da. Ben de. Seyretmeyi bırak. Yaşamaya başla. Ne yapıyorsun? Aklımı aldın ya. Ben çıkıyorum. Kendimi klonlayamadığım için hep ve düğün işlerine koşturacağım. Bensiz idare edebilecek misin? Yani çok zorlanacağız ama ne yapalım? Mukadderat, kader. Özle beni. Bir şey diyeceğim. Her sıfat takma konusunda iyi değilsin. Zorlama. Tamam. Buyur. Tamam, tamam. Yalancı mı, vefasız mı? Hangisini tercih ederdin? Cesur. Bana o yakışır. Ama senin tercihini bilemem. Sana konuşması kolay. Atina'ya gidiyor musunuz? Evet. Sürekli Zeynep'in adını sayıklıyor, onu soruyor bana. Ne yapayım? Yüreğini mi indireyim çocuğum? Çare arıyorum. Belki hava değişikliği iyi gelir diye düşündüm. Bilmiyorum. Maşallah ne güzel susuyorsun Hamit.
Ne yapayım? Bu çocuğu bu kadar koruma Harika. Bırak kendi başının çaresine bakmasını öğrensin. İçi yana yana büyüyecek. Evet. Onur'u korumaya almışsın yine. Öyle mi? Nesini koruyacağım ya? Ona da ne denmesi gerekiyorsa onu söylüyorum. Hangisine laf geçiyor ki? Sen sınırlarını gerektiğinde çok güzel öğreten bir insansın Hamitciğim. Bu süreçte herkes sınırlarını öğreniyor işte. Görmüyor musun Harika? Ben bile. Ben bile öğreniyorum. Pumpkin neredesin? Aa, affedersin, sana haber vermeyi atladım. Ben sabah erken gelirim. Bekleme Pumpkin. Bak bugün kimse yok dedik. Hop. Herkes bir süre bekleyecek. Şu an benim. Anlaştık. Ya. Keşke bu gece hiç bitmese. Sabah hiç olmasa, işe hiç gitmesek. Ve senle böyle burada hayatımızın sonuna kadar bu anda yaşasak. Bence de. O yüzden bir an önce hazırlıklara başlamamız lazım. Nasıl yani? Sen kararlısın. Hala. Yani ben sanmıştım ki... Ertelemiyor muyuz? Yok. Ama Onur ya... Ya ailen istemezse, ya gelmez derse... Seni reddedebilirler, farkındasın değil mi? O zaman ne yaparız biliyor musun? Babanın yan komşusu oluruz. Sıkıntı olur mu senin için? Vallahi benim için hiç sıkıntı olmaz ama senin için çok büyük bir sıkıntı olabilir. Tanıştığımıza çok memnun oldum der gidersin büyük ihtimalle babamla yan komşu olursan. Sen babamın gerçek halini hiç görmedin ki. Ben kızının gerçek haliyle ilgileniyorum daha çok. Ayrıca bu güzelliğin yanından gitmeye hiç niyetim yok. Yani ama nasıl olacak Onur gerçekten? Her şey çok güzel olacak. Bırak artık bak buraya stop tuşuna basmaya geldik. Öyle evet ama sanki... Ya, anlaşıldı tamam. Sen bu konuyu kapamayacaksın ha? Gel bakayım sen. Aa, anne! Gel buraya, gel. Ne yapıyorsun? Nereye getiriyorsun beni? Aa, kestanelerim kaldı. Kestane, bırak kestaneleri, gel. Yalnız lan, kaçırıyorlar beni. Sen bunlar. Gel bakalım buraya. Nasılmış öyle insan hoplatmak? Ay yani benim hoplatmalarım hak ediyordu. Aa, benimkinin hak etmediğini nereden biliyorsun Pumpkin'cim? Ay. Tadam. Al bakalım.
kadar çabuk hazırladılar. Ay, çok şık. Ay, yakışır benim perime. Ama yani benim dediklerim daha şıktı. Kabul et. Ay, bir şey de beğen ya. Bir şey de beğen şaka ya. Şaka şaka. Bayıldım. Ay, dağıtalım hemen. Kimleri davet edeceğiz? Benim harika bir listem var zaten biliyorsun. Ay ya, babanı çağırmasak mı? Ya emin miyiz? Çağıracağız tabii ki Meri. Babamı çağırmazsak ablamla Sude Naz gelebilir mi sence? Yani o gün böyle bir yere mi bağlasak acaba ha? Merak etme, Figen'in yanında gördün. Öyle işine gelince o kuzu gibi oluyor, sen hiç merak etme. Doğru doğru, en azından bir konuda master'ı var. Ya Figen demişken, yani ona da davetiye vereceğiz değil mi? Yani ayıp olur yoksa. Ay bilmiyorum Merih ya. Yani ortalığı biraz kızıştırabilir. Benim önce Onur'dan izin almam lazım. Bana bak, kolay pes etme ama. Ya onları kaynaştırmak için çok iyi bir fırsat. Selam, Yunanistan'a gidiyorum. Ortam yatışana kadar oradayım. Aradım ama açmadım. Aramadın da müsait olduğunda konuşalım mı? En azından bir kere. Buna daha söylememişler. Merih ne yapayım? Yani mesajda söylenmez böyle bir şey değil mi? Ghost'a gitsin. Görmezden gel. Ay harika idare eder. Baksana kaçırdı zaten. Ay bırak o söylesin. Bırak bırak. Hadi oğlum benim hadi. Anne. Ya son dakika niye ektin beni? Ben niye gidiyorum o zaman oğlum, ya? Oğlum söyledim ya işim çıktı diye. Sen önden git ben arkadan geleceğim nasılsa. Hadi. Ay Zafer'cim işte ne güzel, arkadaşların orada. Kafa dağıtırsın biraz. Hava değişikliği olur ha? Burada annemin dırdırını çekmekten iyidir değil mi? Ben anladım sizi. Bu sürgün değil mi? Hı? Babam beni evde görmek istemiyor. Ne alakası var oğlum? Ne alakası var Allah Allah? Yani hadi cennet hadi. Gibi bir yere hiç sürgün olur mu Zafer'cim? Hadi keyfini çıkar hadi. Hadi oğlum uçak bekliyor. Güle güle git sağ salim. Güçlenerek dön. Tamam? Tamam dikkat edin tamam? Hadi sen de anneciğim hadi. Aklım oynatacak. Bu sürekli Zeynep'i düşünüyor. Aklından çıkaramıyor Zeynep'i. Ne yapacağız? Anne ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yani korkuyorum. Basına falan düşer, oradan öğrenir. Keşke bizden duysaydı. Hayır. Hayır, tamamen iyileşse sonra öğrenecek. Ben oradaki arkadaşlarına, güvendiklerime tembihleyeceğim. Bundan sonra Zeynep'i aklına bile getiremeyecek o. Sen ne yaptın şu Fuat Bey meselesini? Hiç. Yani Zafer'in peşinde koşmaktan bir şey yapamadık ki. Şu mesele hallolsun, biz de nikah gününü alırız inşallah. Hadi kaçtım. Merak ettim, o nasıl oldu da Tuğrul'un nerede olduğunu şıp diye buluverdi. Ergun'un içeride işini halletti. Nasıl oldu? Yardım etti anne. Sağ olsun da. Nasıl oldu onu soruyorum ben. Diyorum ki oğluna yardım ederken hiç bu kadar sorgulamıyordun. Ben önce evladımın hayrına olan şey neyse onu düşünürüm. Güzel kızım benim. Biraz acele etmiyor musun? Bak bu adamla ilgili benim içime sinmeyen bir şeyler var. Beni sevdiğine inanmıyorsundur belki. Nesli. Ay takılıyorum anne işte. Yani bu kafayla tabii ki hiçbir şey içime sinmeyecek. Biraz zaman geçsin. Siz de kaynaşırsınız. Tamam. Hadi görüşürüz. Dedim ben. Ben dedim. Dedim ben. Hiçbiriniz bana çekmemişsiniz. Birinizin de gözü açık değil. Patatesleri de at kızım tavaya. Hadi bak. Yağ kızarıyor baba. Hadi hadi bak. Zeynep çok sever patates. Ha? O be orada sucuklar var. Bak o sucukları da kes. O gün organik bal almıştım bak. Ne yaptın kız yoksa yedin mi bütün balı? Yok baba duruyor da özel kahvaltılara sakla dedin diye ben. Tamam canım bundan daha özel gün mü var? Getir sen getir donat sofrayı.
Vay be baba. Şu sofraya bak. Hani bu kız bir daha bu eve giremeyecekti? Ne oldu? Allah Allah. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ya sen görmedin mi kardeşinin neler yaptığını? He? Ya bak böyle ensesinden tuttuğu gibi Belarus'tan o s**tı getirdi. Ya bu kız çok fena. Ben sana söyleyeyim. Bak gitti kök salları buldu. Ondan sonra o şey, o Kürtlü kadın, o Kürtlü kadın geldi. Ya bu kız vallahi çok fena ya. Bana bak Filiz, bu kız ajan majan olmasın. Rus ajanı. Ha, kaz gelecek yerden diyorsun. E artık kaz mı gelir? Altınlar mı gelir? Ne gelir? Bakacağız yani orasına. Dediğim gibi sen suratını asma sakın, tamam mı? Ah, çalıyor. Geldi. Geldi. Aç kapıyı, aç. Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldin benim canım kızım. Gel buyur, geç şöyle. Abla, ne oldu ya? Ne demek ne oluyor canım? Ne var yani? Ben kızımı kapıda karşılayamayacak mıyım? Teyze! Kızım, oh! Teyze, sen gerçekten Rus ajanı mısın? Efendim? Aa, Sudenaz! Aa kızım, sen kahvaltıya oturmadan bak yüzünü yıkamadın. Sudenaz, gidip yüzümüzü yıkayalım kızım, hadi gel. Abla? Bu ikinci çizgi kim olabilir? Ben seni sonra arayayım mı? Bir dakika. Harika Hanım. Bu zor gününüzde beni acilen görmek istemenize şaşırdım. İyisinizdir umarım. Ya pardon. Ya bir kahve de ben alabilir miyim? Hayır. Sanırım yeni bir sorgu seansı bekliyor beni anladığım kadarıyla. Bakalım bu kadıncağız hangi akraban çıkacak? Bu kadıncağız çok yüklü bir para kaybetmiş. Ardından da intihar etmiş. Acaba bu akraban hakkında nasıl bir hikaye uyduracaksın? Çok merak ediyorum Fuat. Pardon. Don Juan Fuat. Hı? Zira arkadaşların sana Don Juan Fuat diye hitap ediyormuş. Öyle mi? Bana bak. Senin gibi bir timsaha kızımı kaptıracağıma falan mı inandın sen? Hı? Buyurun. Affedin. Teşekkürler. Sen benimle alay mı ediyorsun? Kusura bakmayın. İstemiş bulundum. Sen benimle alay mı ediyorsun? Yok, estağfurullah. Bakın, geçmişimle övünmüyorum. Ama kızınızı çok seviyorum. Onunla temiz bir sayfa açmak istiyorum. Senin defterini dülerim ben. Gebertirim seni. Kendine başka bir av bul. Harika Hanım, lütfen. Bakın, beni dünyada en iyi anlayacak olan insan sizsiniz. İnsanın geçmişi geleceğini mahvetmemeli, değil mi? Bana bak. Kızımı üzmemek için ilk seninle konuşuyorum. Ne yapacaksın, ne edeceksin? Kızımı kendinden soğutacaksın. Bulacaksın bir yolunu. Eğer bulmazsan babasıyla muhatap olmak zorunda kalırsın. Peki. Madem öyle, ben de size bir şey göstereyim öyleyse. Ondan sonra konuşmamıza devam edelim. Buyurun. Ne bu? Hiç anlamadım. Ne bu? Pirimizdir. Benden daha namlı bir arkadaştı zamanında. Duyduğuma göre sizin de eski arkadaşınızmış. Sen neyi kastediyorsun? Sen neyi ima etmeye çalışıyorsun? Bana bak. Böyle ucuz numaralarla beni kandırabileceğini falan mı zannediyorsun sen? O zaman size Zafer'in babasını sorayım. Ne dersiniz? Hadsiz! Bana böyle bir soru sorma cesaretini gösteremezsin. Hadsiz! İf
İftira davası açarım sana. Süründürürüm seni. Emin misiniz? Yani ben sizin hikayenizi birinci ağızdan dinleme şerefine nail oldum da. Senin gibi bir dolandırıcıya kim inanır ki? Kim dinler ki senin gibi bir dolandırıcıyı? Bana şantaj yaparak kızımla evleneceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Şantaj değil. Şantaj değil lütfen. Beni anlamanız için. Bakın herkes hayatının bir döneminde durulup kendini temize çekmek isteyebilir. Siz bunun en büyük örneğisiniz. Sizden tek ricam bana da kendinize verdiğiniz izni vermeniz. Yoksa kayınvalidemle kötü olmayı hiç istemem. Benim korkacak bir şeyim yok. Zafer Hamit'in oğlu. Aksi için kimse onu ikna edemez. Hele senin kim olduğunu öğrendiğinde Hamit'in seninle konuşacağını falan mı zannediyorsun sen? Yani emin olun içine kurt düşürecek bazı hikayelerim var tabii. Böyle Samatyalardan falan başlayan bir sürü hikaye anlattı Serhat abi. Oradan tanışıyor musunuz? Bakın bence biz çok iyi geçinebiliriz. Siz yine de bunu bir daha değerlendirin. Sizin kendinizi ailenize adadığınız kadar ben de kendimi aileme adayacağım. Size söz veriyorum. Görüşmek üzere. Kapıya gelen adam değil mi? Vallahi bravo kızım. Komşuya getirir gibi davetiye getirdin yani. Bunlar gelmeyecekler mi? Seni istemeyecekler mi? He? Ya bunların ailesi kimdir diye bir tanışmayacaklar mı? Baba sen yaşadıklarımızı unutuyorsun galiba. Ne? Gidip adamın kardeşinden para aldın ya. Söylemiş mi de ki? Bravo vallahi. Bravo. Ya benim hiç mi hakkım yok ya? İnsan babasını bu kadar mı yok sayar kızım? Öyle olsaydı davetiye getirmezdim. Getirmeseydin kızım, onu da getirmeseydin. Abla, ben diyorum ki biz hep birlikte şöyle yani Sudan Aslan ben bir alışverişe çıkalım. Din için kıyafet bakarız. Yani vakit bulamazsam da başka bir çözüm bulacağım artık. Kusura bakma kızım, biz gelmiyoruz. Sen istemiyorsan gelme. Ablamla Sudan Aslan gelecek, bitti. Neyse. Ablam. Hadi ben arayacağım seni alışveriş için, tamam? Kusura bakma kahvaltı için. Yok, tamam. Afiyet olsun. Nasıl denlenme? Çok ayırdı bizimki. Sen bilmiyor musun bu adam? Köksallarla dünür oluyorum diye halaya durur biliyorsun. Şişt, biz geliriz. Zeynep. Kızım bak belki benim hakkım yok biliyorum ama ben annene vakti zamanında bir söz vermiştim. Benim kızlarım bu evden telleriyle duvaklarıyla çıkacak demişti annen. Ben de olur demiştim. O yok zamanımızda bile sizin için o kadar çeyiz yapardı yani. Yukarıdaki sandıkta hepsi biliyorsunuz. Firuze kısmet olmadı bu evden öyle çıkmak ama sen bari yapma. Ananızın ruhu hiç olmazsa orada biraz huzur bulsun. Hoş geldin Arkan. Çek bir şey içer. Nasıl olur? Nasıl olur yıllar sonra bu nasıl olur? Ne nasıl olur? Hamit? Duymadım geldiğini. Burada mıydın sen? Ne oldu gene? Yani daha ne olsun ki? Değil mi? Yeni bir şok yaşıyor gibisin de. Yok canım. Yeni bir şey yok da şey işte bizim bu dernek meseleleri var ya. Bir pürüz çıktı toplantıda.
Yani onunla ilgili aslında. Bir de bende bardak taştı. Her şey böyle üst üste geldiği için şimdi ne olsa böyle bağırıyorum. Geriliyorum. Yani öyle işte. Üstüne bir de ben koyayım. Oğlum durmamaya kararlı. Yani 40 yıl değil, 1000 yıl düşünsem aklıma gelmez. Restoran için alışverişe çıkmıştım. O kafenin San Sebastian cheesecake'i düştü aklıma. Yani resmen içime doğmuş. Ben bunları görünce bir meraklandım tabii. Hemen ciklerine konum lazım. Ben bir bomba bekliyordum ama yani onlar füze attılar. Ay, hala şoktayım. Olabilir mi böyle bir şey? Ay, gerçi öyle kaldı. Ama harika itiraz etmedi. Telefonu var mı? Şu Fuat'ın? Bende yok ama bulurum bir şekilde. Tamam, tamam. Gerekirse ben de bulurum. Bilgi için teşekkürler. Harika. Gerçekten de servet avcısının kralıymış. Zafer de başkasının oğluymuş. Hala dehşet içindeyim. Bir de geçmişine bakmadan sen kalk pumpkinime çamur at. Zaten insan denen varlık kendini bir bilse... Peki ne yapacaksınız? Önce bunu teyit edeceğim. Sen şimdilik Zeynep'e hiçbir şey söyleme lütfen. Bu Fuat çok işimize yarayacak. Canım, Alp gelmedi mi daha? Gelmedi Ümit Hanım. Aramadınız mı? Aradık ama numara kullanılmıyor diyor. Ay hayır canım, yanlış kaydetmişsindir. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Ne oluyor Alp, neredesin? Neredesin sen? Buradayım işte. baban ne yaptı? Kesin uçmuştur havaya. Uçtu, hem de ne uçtu. Onur gelsin, seni benden istesin dedi. İyi mi? Hiç güleceğim yoktu. Ya, o değil de... Sonsuz söylediği şeye takıldı kafam. Annem bizim evden gelin çıkmanızı istedi. Onun hatırına gelinliğin de buradan çık dedi. Nereden vuracağını iyi biliyor tabii. Şimdi düşününce köksallar çiçek çikolata ile Samet'ten kız istiyor. Süper resim. İyi misin sen? Bir şey mi takıldı kafan? Şey ya... Bugün tesadüfen Neslihan'ın sevgilisini gördüm, Fuat'ı. Onu görünce senin böyle yüzün düşüyor. Kimdi o ya? Anlatacaktın hani. Sana gelmeme sebep olan adam o işte. Ha, bardaki şikolo. O mu? Hı hı. Ay zaten kafamı kurcalayan bir tek o kaldı Merih. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Geçen gittim konuştum. Hayır ya sen söyle Neslihan'a dedim ya da ortalık sakinleşince gidip ben söyleyeceğim dedim. Ne dedi? Ne desin? Çok aşıkmış. Neslihan çok başkaymış. Onur'un beni değiştirdiği gibi Neslihan da onu değiştirmiş. Gözü başka hiçbir şeyi görmüyormuş. Doğrudur belki. Yani Neslihan güzel kadın, hoş kadın. Ya bırak Allah aşkına Merih ya. Daha geçen bana rüşvet teklif ediyordu.
Eğer susarsam Köksallar ailesine gelince beni görecekmiş. Öyle dedi. Sen şimdilik Zeynep'e hiçbir şey söyleme lütfen. Bu Fuat çok işimize yarayacak gibi. Öyle deme ya. Yani bize yapılanı biz başkasına yapmayalım Pumpkin. Tanımadan yargılamayalım. Hem nihayetinde dışarıdan bakınca biz de insanlar onun gibi görünüyoruz. Ya istersen önce bir gözlemleyelim. Ya tamam da ya geç kalırsak? Ya kızı dolandırırsa? Hayır bari gidip Neslihan'a söylesem. Belki onlar kendi aralarında bir şekilde Onur'la bizim hallettiğimiz gibi hallederler. Yani eğer yaşadıkları şey gerçekse hallederler. Canım yani Nesli öyle kolay tufaya gelecek bir kadın değil ki. Korkma. Yani bir haftada batmaz. Şu nikah bir atlasalım, bakarız ha? Aa, saat kaç olmuş? Ne oldu? Onur gelecek, sürpriz yapacakmış bana. Hadi ben hazırlanıyorum. Bombalar, bombalar. Patla patla bitmiyor. Teşekkür ederim. Sen çıkabilirsin Engin. Davetimi geri çevirmeyip geldiğiniz için teşekkür ederim. Geri çevirme şansım var mıydı emin değilim. Vardı diyemem. Peki. Benden ne istiyorsunuz? Zafer Köksal'ın gerçek babasını. Hamit Bey. O beni biraz aşar. Kimden bahsettiğimi anlayacak kadar zekisin bence. Onu tanıdığını biliyorum. Figen Hanım. Gerçekten kimden bahsettiğinizi bilmiyorum. Ayrıca neden sizin için bir şey yapayım ki? Harikanın aksine benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Seni Hamit ve Neslihan'a seve seve satarım. Hamit'in tersinin ne kadar pis olduğunu bilirsin. Hani şu hapisteki adam. Neydi adı? Ergun. İlk bakışta aşk mı olur? Yoktur öyle şey. Burası bizim evimiz artık. Beğendin mi? Ya beğenmek ne kelime? Bayıldım, bayıldım. Çok güzel bir yer. Yani beğenmediğin herhangi bir şey olursa hemen değiştirebiliriz. Ben son anda sürpriz yapayım diye sadece. Sen şaka mı yapıyorsun? Bayıldım, her şeye bayıldım. Hatta geçen ay ben şunları bir dergide görmüştüm. Sen nasıl tutturabildin bu kadar benim zevkimi? Tamam, itiraf ediyorum. Merih'ten biraz yardım almış olabilirim. Tahmin etmiştim. İçeriye baktın mı? Ya Onur, her şey mükemmel. Ya. Teşekkür ederim. Bana bu kadar değerli hissettirdiğin için teşekkür ederim. Sen zaten çok değerlisin Zeynep. Beni her gün kendine daha da aşık etmeye kararlısın sen değil mi? Belki. Ne Madrid ne Viyana, bir İstanbul'da.
Sana alışveriş sözüm var, unutmadım. Ama tempo çok yoğun. Önceden gönderdim ki beğenmezseniz değişim yapabilelim. Giyince foto gönderin. Bir İstanbul efendisi gibi. Bir İstanbul efendisi. Artışık ama oldukça nazik. Bir İstanbul efendisi. Kenan, hayırdır lan? Kutlamam var. Bu sofra ne? Hoş geldin. Ümit. Abi. Senin ne işin var burada? Benden böyle kaçabileceğini mi sanmıştın? Senin ne işin var burada? Nasıl, adresini nereden buldun? Nasıl geldin? Anahtarı kim verdi? Meri'yi aradım. Arkadaşına ulaştık. O beni eve aldı. Sonra da çıktı gitti. Alev makinesi ya. İlla kıvrandıracak beni. Tutamadı çenesini değil mi? Sen niye kendini anlatmadın ha? Ben çok istedim anlatmayı. Ama yapamadım. Nereden başlayacağım, nasıl başlayacağım bilemedim. Seni üzmeye göze alamadım. Böyle üzmedin yani, öyle mi? Bir anda ortadan kaybolacaksın. Ben de hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam edeceğim. Bu kadar mı gerçekten? Sen sadece bir çalışan mısın? Neyim? İyi dost olduğumuzu düşünüyordum. Birbiri için önemli iki arkadaş. Arkadaş değil miyiz? Yani yalanın olduğu yerde bir şey yeşerir mi? Ben hep şey dedim kendime. İşleri yoluna koyduk, her şey güzel gidiyor. Yokluğum hissedilmez, fark edilmez, anlaşılmaz sandım. Büyük yanılmışsın. Ayrıca seninki öyle çok da bir yalan sayılmaz yani. Sen daha çok mağdur edilmişsin. Geri döneceksin değil mi Alp? Yani beni yalnız bırakmayacaksın. İş yerinde. Biz çok iyi bir takımız değil mi? Yani malzeme bu. Sen emin misin? Ben çok acıktım. Hadi sen geç. Geliyorum.